zaten durum ortada. Önce şu hayırlısıyla bir enflasyonu düşürelim. Öyle diyor ya, çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanı diyor, hem Mehmet Şimşek diyor bunu. Sonra bakalım bu emekliye zam meselesine. Bu ihtimal görüyor musunuz? Bu ihtimale %100 katılıyorum. Yakında göreceğiz. Erdoğan meydan meydan dolaşacak ya da televizyon ekranlarında diyecek ki işte zor bir zamandan geçiyoruz. Tasarruf zamanı, devlet üstüne düşeni yaptı. Hadi sıra sizde. Bizden sakın Temmuz ayında asgari ücret zammı beklemeyin. Emekliler de işte ne ise yasada yazan o kadarını yapacağız. Onun ötesinde bizden bir şey beklemesinler. Bu zor zamanları atlatacağız. İşte yılın ikinci yarısında göreceksiniz enflasyon düşecek. Düşmeye başlayınca biraz daha dişimizi sıkacağız. Seneye, artık senenin sonlarına doğru, 2025'in sonlarına doğru feraha ereceğiz. Söylem bu olacak. %100, bak bunu yaz bir tarafa. Buna hazırlanıyorlar. Gerçekten mi diyorsunuz ya? Yani dehşet bir şey bu söylediğiniz. Tabii ama işte bundan başka bir şey olmayacak. Bunu yapacaklar. Çünkü bunu Merkez Bankası bir kere talep etti açık mektupla, asgari ücreti zinhar artırmayın diye. Tabii bu Merkez Bankası'nın hissiyatı değil, bu hükümetin hissiyatı da Merkez Bankası'na söyletiyor bunu. Onun için yani 17 bin liralık asgari ücret Temmuz'da arttırmak istemeyecekler. Ve açlık sınırını ile çakıştı insanlar geçinsinler diye asgari ücretli bunu dayatacaklar. Asgari ücret artmadığı zaman diğer tür ücretleri de artmayacak. Çünkü bu defa patronlar diyecekler ki bakın asgari ücret artmadı, biz biraz dişimizi sıkacağız. Hükümetimiz bunu bizden istiyor. Evet, en önemli bölümü anlatırken Mustafa Bey yine havaya uçtu. Bugün ne oldu ben anlamadım arkadaşlar. İnternette mi bir problem var yoksa Mustafa Bey'in telefonunun şarjı mı bitti? Ama birazdan tekrar bağlanır diye düşünüyorum. Şimdi bu ihtimal Ankara'da ciddi anlamda ciddi ciddi konuşuluyor. Yani emekliye bir zam yapmamak, Temmuz'u pas geçmek, asgari ücreti zaten pas geçmek. Ciddi şekilde konuşuluyor Ankara kulislerinde. Çünkü diyormuş ki Mehmet Şimşek yönetime, Cumhurbaşkanlığına ve kabine, ya kaynağımız yok diyormuş. Kaynağımız olmadığı için yapacağımız her zam enflasyonist bir baskı yaratacak ve o enflasyonist baskı nedeniyle de enflasyonu tutamayacağız ve beklediğimiz yaşam seviyesine ulaşamayacağız. Sürekli olarak aslında gelirler ve yaşam pahalılığı artmaya devam edecek, alım gücü sürekli düşecek. Mustafa Bey, beni duyuyor musunuz şu anda? Evet, şimdi duyuyorum. Tamam, peki kaldığımız yerden devam. Temmuz'da diyordunuz emekliye, asgari ücretliye bunlar bir zam yapmamak konusunda kararlı gözüküyorlar diyorsunuz. Evet, evet. Yani emekliye yasa gereği enflasyon oranında bir zam yapacaklar. Diyelim %25'i bulacak 6 ayda. Fakat bunu 10 bin liralık ücrete yapmayacaklar. Kök ücret denilen, çoğu emekli için de 6 bin, 8 bin TL civarında olan bir ücrete yapacaklar. O zaman da emeklinin eline geçen parada bir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla buradan da emekliye bir iyi haber yok. Asgari ücretli de dediğim gibi diyecekler ki yani Aralık'ta yapmıştık 17 bin lira. Bununla idare edin. Tasarruf yapıyoruz. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla buna karşılık bak fiyatlar durmayacak. Yani her ay ortalama %2-3 civarında enflasyon devam edecek. Bir tek geçen yıl enflasyon Haziran-Temmuz'da yüksek seyrettiği için baz etkisiyle yıllık düşmüş görünecek. Ama insanlar birçok şeyi yine çok daha yüksek fiyatlarla görecekler, alamayacaklar. Bu geçim meselesi bu yılın sonuna kadar da ağırlıklı bir problem olarak devam edecek. Vallahi hiçbir haber, iyi haber veremedik tabii ekonomide, ama yapacak bir şey yok. Olay bu noktalara geldi. Peki.